Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Balkondayız. Balkondan devam ediyoruz saksılarımızı gezmeye, buradaki bitkileri görmeye. Şimdi şurada ilk olarak size şu grapto dikkatimi çekti. Bu Ayuki arkadaşlar, henüz verigataları belirgin olmasa da bile Ayuki özel tür koymuşum. Yaprak bakın bebek olarak diktim ve kendini belli etti artık ne olduğu. Burada malum benim Red Ruby, bu da Mandala Mokoko. Burada da doludan etkilenen bir güzellik kendini yavaş yavaş gördüğünüz gibi toparlamaya çalışıyor. Burada da bakın Ayuki var. Ne kadar güzel, bu da Ayuki. Bakın sivri yapraklı. Böyle burada bayağı varmış bakın. Bayağı Ayuki koymuşum, orada da var. Çok tatlı. Şurada bir tane powder puff var. Burada da yine çok güzel bir tür var. Bunlar tamamen renklenmeyince şu diyemiyorum aslında. Bir tane orpetim var. Burada yine bir powder puff'um var. Böyle karışık bir mobejin. Şöyle bir güzellik. Evet, dolulardan sonra ya bir kere dolu yağdı ama dediğim gibi diğerlerinin garaj girişindeki ve bahçedekileri korumak için çabalarken bunlar maalesef birazcık etkilendiler. Onları toparlamaya çalışıyorlar. Şöyle tornavida ile gösteriyorum bu sefer arkadaşlar. Daha güzel gösterebiliyorum. Şöyle bakıyorum, mesela şu fileler bir nebze olsun doluyu engellemişler, yoksa daha vahim olabilirdi durum. Şurada mesela çok hafif güneş yanığı bile olmuş. Ellenler. Bakın güneş yanıkları var buralarda. Evet, burası böyle. Burada da birlikte diktiğimiz mobijinlerimiz var. Bunlar da çok güzel toparladılar kendilerini. Şöyle lokum gibi. Minnak minnak. Biraz büyüsünler. Bunlardan da tepeçeliği alacağım arkadaşlar. Yapraktan çok uzun sürede bu boya geliyorlar. Yani çok uzun bir süreç. Burada da yine şöyle blush full ve etrafında kırmızı kırmızı melakolar. Bunlar da çok tatlı oldular. Çok uyumlu oldular. Buradan tepeçeliğe aldığım suyunum vardı arkadaşlar. Bu minyatür olan. Bunların tepeçeliklerini kesmiştim. Maşallah çok 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 yavrular var. Gövdede hala. Bunlar da büyüyecekler inşallah. Ablaları, teyzeleri. Trompete pinkimiz var bir tane. Çok tatlı, çok renkli, çok şahane bir tür. Ve burada yine Devotion olan Pulvinata'mız. Efsane güzel bir tür bu da. Çok seviyorum. Şimdi burada da yine şöyle bitkilerimiz var. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar inanın kim olduğunu bilmiyorum şu an. Çok güzel de büyüdüler, bir renklensinler. Seradakilerle bir kıyaslama yapacağım. Opalina değil. Opalinalar renkli oluyor. Şurada şöyle minnak bebişleri falan da var. Şurada Comic Stone var. Comic Stone. Şuradan yine bir ot çıkıyor. Varsın çıksın sorun değil. Şöyle göstereyim. Yine özel tür. Bunlar genelde özel türler. Şöyle bakın. Şöyle bir tatlı tür var orada. Vera Higgins'ler. Şöyle bir Ghosty'miz var. Dusty Rose var. Buradan bir söküm yaptım. Yapraklarından 3 tane bıraktım yerine. Şöyle graptolar falan harika. Olma yolundalar. Böyle. Bunları bayağı 2 ay oldu buraya konumlandıralı ben. 2 aydır. Belki daha fazla. Yine burada Clara'mız var. Orada da bir Clara var. Clara benim çok sevdiğim bir tür. Dolayısıyla her yerde tanıyabiliyorum. Bakın bu türle Adolfi ve
Sunset'i mesela çok karıştırdığım olmuştur. Böyle bunun gibi oluyor. Ama işte Sunset değil, farklı yapraklarından falan ayırt edilebiliyor. Şöyle şunu alacağım şuradan. Şöyle koyalım. Şurada bir ot var. O otu hemen yolalım. Tohumlanmış hatta. Bakın yoluyorum otları ve de bırakıyorum böyle yine kompost olmaya devam etsinler, kurusunlar diye. Bakın arkadaşlar, buraya Aeonium lilipet'in, yok lilipet değil, neydi bu, sevda ağacı dediğimizin bebeklerinden dikmiştim. Tutmuşlar, çok mutlu oldum. Şöyle, bu da pH, bu da renklenecek eli kulağında ve yine benim güzel özel türlerimden. Biliyorsunuz bunlar Magic Red, Red Ruby, Purple Pearl ve Perle von Nürnberg olarak varlar ve bunları ayırt etmek için arkadaşlar biraz büyüyüp renklenmeleri gerekiyor. Yine burada böyle bir özel tür var, pembiş pembiş. Bazen böyle Lovely Rose'ların aralarında yapraklar kuruma yapıyor. Nedenini çok bilmiyorum ama olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Bazı yapraktan büyüttüğüm bebekler, hatta anne yapraklar falan görevini yapmış, kurumuş. Onları da almak lazım. Çok böyle buraya çıkamıyorum aslında. Oğlumun odasının balkonu burası. Sabah erken saatte çıkamıyorum. O gittikten sonra çıkabiliyorum. Ondan sonra böyle tatlı tatlı büyüyorlar. Bakın burada da yine bir Orpet adayı var. Hafif bir form yapmış. Şöyle Stanley bebeği koymuşum şuraya, yaprağı bakın o da büyüyor. Stanley'ler çok tatlı türler. Şunun da alt yaprağını alalım. Aynı zamanda da böyle bir temizlik yapmış oluyoruz. Şöyle şu şekilde harika güzellikler. Şöyle şu güzellikleri görmek insana ne kadar mutluluk veriyor değil mi? Hepimiz için geçerli. Şu da çok tatlı bir uyum sağladılar. Böyle bir biri kızarıyor, bir biri kızarıyor. Böyle yarışıyorlar adeta. Şöyle şu tarafa doğru çevirirsem nasıl daha iyi olur belki rengi. Evet, çok güzel, çok şeker. Şöyle şuraya koyuyorum ben bunu. Buradan her iki noktadan da güneşi alıyor. Bu balkonum çok çok iyi arkadaşlar. Yani sukulentler için gerçekten çok ideal bir balkon burası. Güneşini tam böyle istedikleri gibi alıyorlar. İkindin güneşini alıyorlar. Sabah güneşini alıyorlar. Ben burada böyle küçük küçük hobicikle başladım. Ve böyle işte yapraktan alarak kendim deneyimler edine edine böyle çok şükür bu kızlardan bir sürü aldık, edindik. İyi ki de almışım, iyi ki de böyle güzel türler edinmişim. Çok huzur verici, mutluluk verici. Gözümüz, gönlümüz açılıyor. Bunları, altları hep kompost. Dediğim gibi yağmur suyu bekliyorum. Bu arada arkadaşlar, yağmur suyu biriktirmek için 2 tonluk iki tane şey aldık, tanker aldık. İnşallah yağmur suyumu da biriktireceğim. Bahçe olduğu için her türlü lazım. Ağaçları sulamaya, sebzeyi sulamaya, işte sukulentlerimize, bitkilerimize yağmur suyu şifadır. Tankerlerimi de aldım. İçim o kadar rahat, o kadar mutluyum ki bu kızlarım için neler yapmıyorum, ne masraflar yapmıyorum ya. Gerçekten bu güzellikleriyle bizi mutlu ediyorlar ya, sevindiriyorlar ya, gözümüzü, gönlümüzü, kederimizi unutturuyorlar ya, böyle gözümüz, gönlümüz açılıyor. Her şeyimiz bizim bunlar. Bunlar için az bile ya Rabbimin verdiği güzelliklere sahip çıkmak, canlı, bunlar da canlılar. Her yaprak hayata tutunmak için bir mücadele veriyor.
Biz de onlara yardımcı olmamız lazım. İstedikleri şartları sağlayabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum elimizden geldiği kadarıyla. Bu tornavida da çok iyi oldu ha böyle göstermek için benim. Cımbızlar biraz kısa kalıyor. Şöyle şu şekilde güzeller. Çok seviyorum, çok tatlılar. Böyle buraları hep gösterdim. Şöyle geriye dönük. Sonraki videoda da böyle döneceğim, devam edeceğim arkadaşlar. Kısa kısa tutmaya çalışıyorum videolarımı. Sıkılmanızı istemiyorum. İşte bunlar balkondaki, bir yukarısı var bir de üst kattaki balkona da koydum. Oraya da yine konumlandırdım. Orası da boşaldı. Orası da benim elim ayağımdı yani, geçmiş videolarda görmüşsünüz. Zira onlarda sera yokken hep oraya taşıdım. Güneş çıktı balkona, işte don olacak içeriye, yağmurdan çok böyle etkilenmediler orada ama orası da çok çok iyiydi benim için. Yine çok şükür oraya da tekrar kavuştuğum için mutluyum. Sardunyalarımı mesela oraya taşıyabilirim. Ay şu çok güzel olmuş ya. Şöyle bakınca ne kadar tatlı. Siyolet. Orası da yine benim elim ayağım olacak. Başım sıkıştığında hemen oraya taşıyacağım. Oraya konumlandıracağım. Oranın güneşi de çok iyi. Üzerinde şey var. Böyle bir çıkıntı var. Yağmurdan korunaklı orası ama güneşin de çok harika oluyor. Mesela benim Blue Mist'ler orada mükemmel oluyordu. Şeyler, leş kaktüslerim. İlk zamanlar almıştım birkaç tane leş kaktüs. Onlar falan harika oluyorlar orada. O konumda da olan bitkilerimi biliyorum yani. Böyle arkadaşlar. Şuraya da bir şeyler koyacağım yine ya. Şu boşluk hoşuma gitmiyor. Şurası da hoşuma gitmiyor. Şuraya bir şey dikeceğim. Şöyle aralara yine büyüyen bebekleri koyabilirim. Şu leke arkadaşlar şey. Çay kahve suyunu biriktiriyorum. Sulandırıyorum. Döküyorum bakın. Burası hep kahve telvesi aslında. Böyle arada böyle bir karıştırıp toprağa karıştırmak lazım. Böyle alta alta gitmesi için. Böyle. Bize nasıl iyi geliyorsa eminim bunlara da iyi geliyordur kahve. Şöyle. Çok iyi oldu bu ya. Vallahi ne kadar güzel kolaylık oldu. Oh oh. Bakın. Hiç. Kompostlara kadar böyle karıştırabiliyorum. Arada tabii sulayınca böyle oturup kalıyor toprak. Böyle bir havalandırmak iyi geliyor. Şöyle. Şunları da şuradan alacağım bir kenara. Şu ne ya? Kuru orada elime battı. Evet. Şöyle bir kenara bunları koyalım. Oralarda köklensinler. Şurada. Buraya da bir tane bitki yine dikmekte fayda var. Bu boşluk bir dolsun. Ay sen ne güzelsin, ne güzelsin. Heh, şu yumuşak yere koyayım seni de. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yarınki videoda devam ederiz görmeye. Bakmalara, kontrollere. Şunlar bir kızarsınlar. Çok güzel olacaklar. Agavaydesler. Şunun tırnağına falan bakın. Nasıl tırnaklı güzel. Var. İçlerinde biliyorum. Birkaç çeşit agavaydeslerim var. Onların da bayağı bir belirginleşmesini bekliyorum. Evet. Yarınki videoda inşallah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.